Belgelendir. 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 Yazıyoruz. Tarihe notlar düşüyoruz. Her gün yeni bir sayfayı dolduruyoruz. Bir senaryomuz var ve yazılanı oynuyoruz. Hür bırakılmış iradenle gidişatı değiştirme şansın var. Hangi rolü üstlenmek istediğini sen belirliyorsun. Ya iyi anılır ya da kötü karakter olarak hatırlanırsın. Kim bilir, belki gerçekten bir gün film şeridi gibi geçer hayatın gözlerinin önünden. Kısa mı uzun mu onu bilmiyoruz. Buna müdahale edemiyoruz. Ama kendimizi hangi rolde görmek isteyeceğimize biz karar verebiliyoruz. Ya iyi karakter olur, omuzlarda uğurlanırız ya da kötü karaktere bürünür, yalnız kalırız. Karar bizim. Biz o son rolde yalnız kalmayalım. Kayınvalide ile gelin arasında yaşanan iç savaşlar vardır. Oğlu onun için çok kıymetlidir ki her anne için evladı öyledir ama gelin bu kıymetli evladı biraz ele geçirdiği için mi nedir bilinmez hafif bir kıskançlık ya da yarıştırma olur. Mesela bebekliğinden başlanılır ve benim oğlan daha 7 aylıkken yürüdü ye kadar gider olay. Bir bebeğin tuvalet alışkanlığını kazandığı yaş durumu bile ileride yaşanacak savaşları lehine döndürebilir. Emziği ne zaman bıraktı sizin çocuk? Ay bizimki hiç almadı gibi durumlarda yaşanır. Daha bebekken yarıştırılırız. Sonra da bebekken ne hafızamızda ne de umrumuzda yere edinmeyen davranışlarımızla bir savaşa sokuluruz. İlk girilen yarıştırma savaşlarımız bunlardır. Emzik bırakma, tuvalet alışkanlığı kazanma, ilk adımı atma ve ilk kelimeyi söyleme. Hatırlamadığın savaşların galibi ya da mağlubu olursun. Bir de büyüme evrelerinin başkaları tarafından tanımı vardır. Anne hamiledir, süreç sıkıntılı geçer, der ki ay bir kucağıma alsam da rahatlasam. Hemen biri çıkar der ki ay şu an en rahat zamanların, doğunca da gecen gündüze karışacak, uykusuz kalacaksın, hastalığı, ateşi, gazı, şu an en rahat zamanın. Sonra doğar çocuk dersin ki ay bir yürümeye başlasa da kucağımda taşımaktan kurtulsam. Yine o biri çıkar der ki yürüyünce peşinden koşacaksın, durmayacak, her yeri kırıp dökecek, şu an en rahat zamanların. Sonra ilk kelimesini söyler dersin ki ay bir an önce konuşmaya başlasa da ne istediğini anlasam rahatlasam, o biri hiç vakit kaybetmez hemen gelir der ki bu konuşmaya başlarsa sorusu var, çenesi var, hiç susmayacak, şu an en rahat zamanların, tadını çıkar. Sonra okul çağı gelir dersin ki heh şimdi okula başlayacak, ben de rahatlayacağım. Yine o biri hiç durmaz der ki bunun ödevi var, arkadaşlarıyla kavgası var, o su var, bu su var, şu an en rahat zamanların. Sonra okul biter, evlilik çağı gelir dersin ki bari şimdi rahat edeyim, ya evlensin yuvasını kursun. Ama o biri yine çıkar, ölmez o biri. Çocuk doğar, büyür, evlenir, o yine ölmez der ki bunun eşiyle kavgası var, geçim derdi var, çocuğuna bakması var. Şu an en rahat zamanların. Allah aşkına o birini birileri aramızdan alabilir mi lütfen? Anladı ki çocuk varsa ömür boyunca sorumluluk var. Ama ilk adım önemli. Belgesellerde gördüğümüz hayvanları hayretle izleriz. Belki şu kısacık ömrümüzde canlı olarak gergedan göremeyeceğiz. Ha bu içimizde uhde olur mu? Sanmam. Yani ha ölmeden bir gergedan göreydim de gözüm açık gitmeyeydim demez kimse. Bizim memlekette o ebatlarda görüp görebileceğimiz tek hayvan boğa ve camız cinsidir. Onda da zaten kaymağından, yoğurdundan nalgımızı çekip de vücuduna odaklanamayız. Ebatları büyük olan hayvanlar da doğduklarında aslında birer çocuktur. Savunma sistemi, düşman görme algısı belki de henüz devreye girmemiştir. Ve çocuklar cinsi ne olursa olsun mutlaka arkadaşlarından etkilenir. Arkadaş çok önemlidir. Evet. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Zeka seviyen etrafındaki 5 kişinin ortalaması olabilir. Evet. Çünkü neyi görürsen o olursun.
bizim millet olarak mutluluğumuzu trafiğe çıkıp kutlama huyumuz vardır. Arabayla şehir turu atıp konvoy yapmayınca eksik kalıyoruz biz. Yani önce asfaltla paylaşmalı, tüm tanımadığımız trafik ahalisine yaymalıyız mutlu olduğumuzu. Mutlu olmak kolay mı? Sonuçta mutlu olmuşsun. O zaman bunu herkese göstermelisin. Ha, mutlu olan var, olmayan var. Hani bu kadar da düşüncesiz olmaya gerek yok tabii ama mutluyuz ya, o yüzden bunları düşünmenin sırası değil. Trafikte ardımızdan trafiği aksattığımız için yapılan sinkaflı ifadelerin hiç önemi yok. Çünkü mutluyuz. İsteriz ki herkes bilsin. Çok mu mutlusun? Hadi trafiğe çıkıp korna çalalım. Düğün konvoyları. Trafiğe çıkıp bir de yol kapatmak. Korna çalmak, tur atmak. Yakıt olmuş kaç para hala yapanlar var. Sonra ana olsun diye çekilen düğün videosunu izleyip "Oo, trafiği de ne güzel işgal etmişiz mi?" diyorsunuz. Hadi salona kadar konvoy yapıp gittin. Bu bir nebze anlaşılır. Yolu kapatıp ortasında oyun oynamak nedir? Saçmalığa baksana, adamlar yolu kapatmış, resmen düğün yapıyor. Bu ne bir saçmalık ya? Hayvanlarla insanlar arasında o kadar çok benzerlik var ki gün geçtikçe bunun değişik örnekleriyle karşılaşabiliyoruz. Nedenimiz aynı olmayabilir ama aynı davranışı sergiliyoruz. Annesi ölmüş bir kediye köpek annelik yapabiliyor mesela. Bir ördeği tavuklarla aynı annenin etrafında görebiliyoruz. Hatta guguk kuşları yuva yapmaya ve kuluçkada yatmaya üşendiği için gidiyor yuva yapıp yumurtlamış kuşları gözlerine kestiriyor. Karnını doyurmak için yuvadan çıkan diğer kuşun gitmesini bekleyip hemen boş yuvaya geçip orada yumurtluyor. Çabucak olay mahallini terk ediyor. Sonra diğer kuş gelip yumurtaların üzerine yatmaya devam ediyor. Sonra yumurta çatlıyor ve ilk guguk kuşunun yumurtasından civciv çıkıyor. Sonra o civciv İçgüdüsel olarak daha gözleri bile açılmamışken kafasıyla iterek diğer yumurtaları yuvadan aşağı atıyor ve kendisi tek kalıyor. Gözleri açılmamış ama canilik hemen yüklenmiş. Yemek aramaya giden anne kuş geri dönünce yuvada sadece guguk kuşunu görüyor ve onu beslemeye başlıyor. Yönteme bak. Yumurtayı yap, başkasına civciv çıkart, beslet, uçurt ve neslini sürdür. Sen de gez, toz, hayatını yaşa. Oh! Mis. Sonra da çık, hakaret edeceğinde millete kuş beyinli de. Hastanelerden çocuk kaçırma olaylarını duyduk hep. Filmlerde de izledik. Çiftin çocuğu olmaz, gider yeni doğum yapan birinin çocuğunu hastaneden kaçırır, bakar, evlat edinir, sever falan. Biz buna acımasız deriz. Guguk kuşu kadar hiç kimse acımasız olamaz. Bu maymunun tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Lakin benzerliğimiz maymunlarda da geçerli. Başarının ilk adımı inanmak ve hedefe kilitlenmektir. Bu tüm canlılar için böyledir. Tamam, biz bir Ar-Ge çalışması yapar, konu üzerinde daha detaylı bir ön hazırlıkta işe başlamayı tercih ederiz ki kaybetsek bile zararımız çok olmasın. Bir deliler, bir de hayvanlar bu konuda daha cesur davranır. Niye? Çünkü olmazsa olmasın, bir daha deneriz. Nedir tavrı vardır onlarda? Şimdi akıllı düşünüp taşınırken deli işini aşırır diye bir söz söylemiş büyüklerimiz. Hayatı bodoslama yaşayanlar bilir. Onların tavrıdır bu. Olmadı mı? Olsun. Bir daha deneriz. Yine mi olmadı? Yine deneriz. Bir daha mı olmadı? Sinirleniriz ama bir daha deneriz. Yine mi olmadı? O zaman demek ki olmayacak. Yani niye deniyorsun ki? Sonra suç olmayan şeyde oluyor. Ama şöyle de bir söz var. Ya olmasını istediğin şey tam da vazgeçtiğin o andan sonra gelirse... Haydi.
otobüs durağında beklerken bir türlü gelmeyen otobüse kızıp durağı terk etmeye hazırlanırken ay ya ben gidince hemen gelirse durumu gibi bir durum bu. Hep bir soru işareti kalır kafanda ve sen denemeye devam edersin. Çünkü büyükler bu sözleri söylerken denemiş de söylemiş. Dinlemek lazım. Hedefe kilitlen, yerini al, gözlerinle etrafı tara ve atla. Mutlaka yakalarsın. Yaşı ilerlemiş olanlara sorun. Hepsi hala 18 yaşındadır. Kiminin ruhu bedeninden hızlı yaşlanır. Kiminin de bedeni. Bu orantısızlığın nedeni olarak yaşanılan acılar, çekilen çileler gösterilir. Ruhu genç kalıp bedeni yaşlanan da ya doğal akıştan ya da ağır iş yükünden dolayı öyle olmuştur. Yaş alınca bir durgunluk da gelir genele. Olgunlukla birlikte ya takati yoktur ya da tamam der, o gençken yaşanılacaklar orada kalsın. Onun tadı oradaydı. Şimdi başka keşiflere yol alalım. Ha hiç tarzını bozmayan da olur. Yedisinde neyse yetmişinde de odur. Çünkü kimseyi umursamaz. Vay bizim Hüsniye abla koca kadın oldu ama hala çocuk gibi demişler. Vay bizim Sebahattin abi içindeki çocuğa yenik düşmüş denmiş umurunda bile değildir. Onların hepsi mahallenin, akrabanın, sülalenin delisi olarak anılır. Delinin zararı kendinedir. Kimseye zarar vermez. Ha onun gibi olamadıkları için içten içe fesatlanıp kendini kötü hissetmeleri hariç. O zararın en büyüğüdür. Fesat insanların da kaçınılmaz sonu budur. Ayrıca varsın olsundur. Şimdi şu olayı yapmanın kendilerinden başka kime ne zararı olabilir ki? Aklı olan delirsin zaten. Yoksa gerçekten hiç çekilmiyor. Trafikte denk geldiğimiz ilginç tipler vardır. Bunlar yakın çevremizde de barınabilir. Onlar için araba kullanmak bir hava atma eylemidir. Yanındakine bak ben neler yapabiliyorum hareketi sergiler bunlar. Yani trafikte seyir halindeyken ooo diye bağırttığı egzozuyla kimi nasıl etkileyebileceğini düşünür bunlar anlamak zordur. Bir kadının ay ne egzoz sesiydi be diyerek etkilendiği görülmüş mü acaba şu ana kadar? Ya da son ses açılmış çıstak çıstak çalan müzik sesinden. Bu hareketlerin bir de arabada bulunan kişiye özeli vardır. Direksiyon tek elin ayasıyla çevrilir. Işıklarda el freni çekilip hafif gaz verilerek debriyaj ve gaz ikilisiyle araba yerinden hafif hafif hoplatılır. Ha bazı muhteşem eğlence anlayışına sahipler de ışıkta dururken karşıya geçmeye çalışan kişiyi motoru bağırtırarak sürüyorum hissi verip korkutur. Sonra da hak gidi hak gidi güler. Bırakın eğlensin garip. Yazık. Onun da potansiyeli bu kadar işte. Kavşaklarda el frenini çekip arabayı vijit diye döndürmeler, drift atmalar falan onları hiç anlatmıyorum. Kolunu dışarı sarkıtıp eliyle orada kendince rüzgarla oynayanları da geçiyorum. Çünkü bunlar bizim maganda camiası için artık hafif hareketler. O camiada her daim ünvanını korumak için daha ilginç eylemlerde bulunmalısın ki alemde namın yürümeye devam etsin. El nedir? Herkes çıkarır. Egzozun havası da egzoza. Ne yapılabilir başka? Ayak camdan çıkarılabilir. Sonunda ceza yiyecek olsan da yapılır. Niye? Çünkü magandalar arasında trend olan namına halel gelmesin. Çek.
bizim pratik çözümlerimiz vardır. Çünkü isteriz ki bedenimizi yormadan en kısa yolla yapılması gereken işi halledelim. Tembel olmak bunu gerektirir. Tembelsindir ama zekisindir. Yeterli. Fakirlik de buna dahil. Tembel değilsin, işi yapmak istersin ama maddi gücün yoktur. O zaman da devreye zeka girer. Buradan yola çıkarak anlayabiliriz ki tembellik de, fakirlik de kötü şeyler değildir. Zeka işledikçe daha da gelişir. Şimdi zengin olsan vereceksin parasını, yaptıracaksın. Zeka ne oldu? İşlemeye hep aynı yerde kaldı. Zengin olmak çok kötü. Tembellik yapma lüksün var ama o tembellikle kolay yöntemi bulma şansın yok. Bizim zeka da zorda kalınca çalışır. Biz eşya taşırken otomobili de eşyayla kamyona yükleyip götüren milletiz. Niye? Çünkü ayrı yakıt parasına ne gerek var? Şimdi bizim millet yakıt parası arttıkça belki de ulaşımın farklı bir yolunu bulacak. Belki havayla çalışan arabayı icat edecek. Gerçi arızalı ya da yakıtı bitmiş motoru iple bağlayıp arabayla çeken ama ipi de arabaya bağlamayan, bagajın içine giren bir kişiye tutturan bu zihniyet, bu icadı nasıl bulacak bilinmez ama yine de umutsuz olmamak lazım. Yaz geliyor. Yani bu ayda bu cümleyi geliyor diye kurmak şaşırtıcı ama evet, hala yaz ancak geliyor. Acilen Haziran ayı içinde Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır gibi bir söz bulunmalı. Bizden sonraki nesle de yaz ayında kışı yaşadığımızı anlatacak özlü sözler hazırlamamız lazım. Eskiler hep bir cümleyle yaşanılanı özetlemiş, dağıtımını sağlamış. Hem de sosyal medya olmadan ve geleceğe mesaj göndermiş. Hani işte akıllı düşünüp taşınırken deli işini aşırır gibi. Bu sözü Trabzon'daki babaanne de bilir, Konya'daki dede de. Git İzmir'de sor bir nineye, tak o da bilir. Urfalı amcamız da bilir, Vallı teyzemiz de. Hadi biri bunu söyledi, tamam. Kim yaydı? Biz bu iletişim çağında özlü söz bulmazsak genlerimize ihanet olur. Yaz gelsin, hava çok sıcak olsun da denize gidip yüzelim. Kendimizi kumlara bırakalım. O kumlar saçlarımızın arasına girsin, ayak parmaklarımızın arasında dolansın. Kumların arasına sokulmuş sönmemiş izmaritler ayaklarımızı yaksın. Kırık cam şişeleri ayağımızı kessin. Güneşten yanıp kavrulalım. Kısa vadede sırtımız su toplasın, uyuyamayalım. Uzun vadede kansere davetiye çıkaralım. Deniz kestanesi ayağımıza batsın, deniz anası bizi çarpsın, rip akıntısı bizi alıp götürsün, bacağımıza kramp girsin, boğulma tehlikesi yaşayalım, kolibasiller tarafından vücudumuz teslim alınsın. Sonra şu canlı gelsin, ensemize yapışsın. Böyle iyi iyi. Gidemiyorum diye üzülmeyin. Sevinin bence. Dışarıdan sevimli görülen hayvanların bazen içlerinde bir hırçın taraf beslediğine şahit olabiliyoruz. Hani bakınca horoz da çok tehlikeli gelmez. İbibitle uyandırma misyonu olan bir hayvan. Yani en fazla ne kadar tehlikeli olabilir ki diyorsun. Kanatlarını kabartıp gurukluyor, peşinden koşuyor, uçup gözüne gaga atıyor. Postacılara ve elektrik saatini yazmaya gelen görevlilere sorun, anlatsınlar. Çocuklarında çok çekmişliği vardır. Üstelik evin horozu da yapar bunu. Yani hani dışarıdan gelen yabancıya yap da bize niye yapıyorsun? Kesip yediğin hayvan seni kovalıyor. Çok saçma. Deve kuşu tarafından kovalanmak daha da saçma. Ama oluyor.
Mankenlerin yürüyüşlerini bilirsiniz. Postürleri düzgündür. Dimdik yürürler. Aynı çizgiye basar gibi ayaklarını atarlar. Yüzlerde mimik yoktur. Duvar gibi dururlar. Mimiksiz durabilmek gibi bir başarıları vardır. Çapraz yürür, inceciktir, artistik hareketlerle dönerler falan. Sen de izlerken dersin ki, dur ben de bir deneyeyim. Türk filmlerini izleyip tüy aldığımız çoktur bu dik yürüme konusunda. Kafaya kitap koymalar falan. Dik durmaya çalışırsın ama uzun sürmez. Yeniden kamburuna yenik düşüp eğik yürümeye devam edersin. Ayağımı çapraz atıp yürüyeyim dersin. Paçalı güvercin gibi olursun. Ha yeteneği olanlar yapar da işte yeteneksizsen. Ayna var be altı üstü dik durup suratsız olup. Ki bizim en sık yaptığımız şeye yol. Bunu mu yapamayacağız? Şöyle 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 salgı salına yürüyeceğiz. Dediğin şeyi yapamaz. Yapmaya çalıştığında da arkasına römörk takmış taksi gibi dolanırsın. Ama yeteneğin varsa... Aynen böyle olursun. Yazıyoruz. Tarihe notlar düşüyoruz. Her gün yeni bir sayfayı dolduruyoruz. Bir senaryomuz var ve yazılanı oynuyoruz. Hür bırakılmış iradenle gidişatı değiştirme şansın var. Hangi rolü üstlenmek istediğini sen belirliyorsun. Ya iyi anılır ya da kötü karakter olarak hatırlanırsın. Kim bilir, belki gerçekten bir gün film şeridi gibi geçer hayatın gözlerinin önünden. Kısa mı uzun mu onu bilmiyoruz. Buna müdahale edemiyoruz. Ama kendimizi hangi rolde görmek isteyeceğimize biz karar verebiliyoruz. Ya iyi karakter olur, omuzlarda uğurlanırız ya da kötü karaktere bürünür, yalnız kalırız. Karar bizim. Biz o son rolde yalnız kalmayalım. Hoşça kalın. Belgelendir. 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 Belgelendir.